Ve Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin kapalı sandığı mikrofonunun azizliğine uğradı. Çünkü o mikrofon açıktı. Keskin'in duyulmasını istemediği sözlerinin hedefinde de yine bir CHP'li vardı. Hedefteki partili Bülent Kuşoğlu da o gizli sözleri Habertürk'e değerlendirdi. Uyardı ama olmadı. Cep telefonundan sonra bu kez CHP'de açık mikrofon krizi yaşandı. Kapalı. Adnan Keskin kapalı dese de o sırada mikrofonlar açık, kameralar da kayıttaydı. Dün beri sattı ya şehit kongreyi. Bülent Kuşoğlu. Sattı kongreyi resmen. Parti meclisi toplantısı vardı genel merkezde. Kılıçdaroğlu İstanbul'da olduğu için örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Adnan Keskin başkanlığında bir araya gelindi. Keskin'in aklında yeni mahallede yapılan olaylı kongre vardı. Tartışmalı kongrede divan başkanı Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu'ydu. İşte Adnan Keskin'in de hedefinde o vardı. Dün beri sattı ya şehit kongreyi be. Bülent Kuşoğlu. Sattı kongreyi resmen. Kapalı. Bülent Kuşoğlu yaşananları Habertürk'e değerlendirdi. Üzüldüğümü söyleyebilirim ama doğru bir divan başkanlığı yaptığıma inanıyorum dedi. Bülent Kuşoğlu. Sattı kongreyi resmen. Keskin para...